ücretsiz olarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun farklı kesimlerine maddi ve kültürel destekler sunmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Eylül ayı ortasında farklı pek çok sosyal yardım ödemelerini hak sahibine iletmesi beklenirken, engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri Eylül ayında zamlı olarak verildi. Söz konusu destek ödemeleri iletilmesinin ardından, farklı sosyal yardım ödemeleri ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken, toplumun farklı kesimlerine sağlanan desteklere dair bilgi verildi. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş huzurevlerinde hizmet alan 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildiğini söyledi. Aile Bakanlığı destek programları. Dar gelirli ailelere yönelik çeşitli sosyal yardım ödemeleri sağlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı sosyal yardım programları da geliştiriyor. Bu kapsamda, 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verilirken, desteğin detaylarına dair bilgi veren Bakan Göktaş, yaşlı bireylerin dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik hazırlanan eğitim programımız ilk olarak pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde 2021 yılında başladı. Daha sonra geliştirilen programlarla hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 43 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1923 yaşlımıza dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları amacıyla bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlılarımıza yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerine devam edeceğiz. Kuruluşlarımızdan hizmet alan yaşlılarımızın gönüllü olarak katıldığı ücretsiz eğitimleri diğer illerimizde de yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyoruz, dedi.